Her şehrin kendine has yiyeceği, adıyla özdeşleşen bir yemeği vardır. Edirne deyince de akla ne geliyor? Tabii ki tava ciğeri geliyor. Show Haber Edirne usulü ciğerin sırrını yerinde ustasından öğrendi. Tavası var, ciğeri var. Edirne'ye gidelim, tava ciğer yiyelim. Edirne deyince akla önce Selimiye, sonra da tava ciğeri gelir elbette. Güzel bir tava ciğeri nasıl olur derseniz, ben de bilmiyorum ama iş ustasından öğreneceğim. Bahri Dinar yanımda. Nedir tarifi, nedir sırrınız? Marifet ince ince doğramakta. Malzemelerimiz birincisi ayçiçek yağı, ikincisi bildiğimiz beyaz un, üçüncüsü Trakya'da yetişmiş, nüfus kağıdında Trakya yazan, 2 yaşını geçmemiş dananın karaciğeri. Geliyoruz şimdi işin en zevkli tarafına. Bol sudan geçirdik, kevgirde dinlendirdik, ciğerimizi aldık, unu boca ettik. Ne kaldı geri şimdi? Pişirmesi kaldı. Peki böyle mi serpmek gerekiyor? Evet, ayrılması gerekiyor birbirinden. Şöyle yavaş evet. Yavaş. Dünyada yöresel yiyecekler içerisinde en çabuk pişen yiyecek. Yani 50-60 saniye daldır çıkar usulü cazcuz. Bakar mısın şuna, keyri var gibi sarı kelebek kadar hafif. Bir şey soracağım Barbe, ciğer yapmak o zaman çok kolay mı? Ben de derim ki geç tavanın başına görelim şimdi kolay mı değil mi? Hadi bakalım. Doğraması olmadığı için şimdi hazır burada ciğer, o yüzden kolay dedim. Hanım eli olduğu için yakıştı bu iş. Şimdi boca ediyoruz onu. Biz oldu mu? Oldu oldu, hadi bakalım. Böyle sirkeliyorum evet, biraz. Evet evet evet. Kaç derecede? 120 derecelik bir kızgın yağ var orada. Alayım mı? Geç bile kaldı. Pişkin seven var mı? Gevrek çıktı cips gibi. Bir şey söyleyeceğim, ben zaten pişmiş severim etin her türlüsünü. O zaman sen yiyeceksin bunu, anlaşıldı. Ciğerciler kızarırlar tavayı. Tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var. Gidelim Edirne'ye tava ciğer yemeye. Yiyelim o zaman, yiyelim o halde. Hadi bakalım. Afiyetler olsun herkese. Afiyet olsun efendim.